rekabet ortamı oluşacaktır. Bu bizim için de bayağı bir yararlı olacaktır. Neden diye soracak olursanız, bizim Avrupa hedefimiz var, milli takım hedeflerimiz var. Bunun için bunlar çok önemli şeyler bence. Hem onlardan bir şeyler yaparız, hem bizden daha iyi oyuncularla oynamak bizi de daha çok geliştirir. Yani Tuğbe zaten hemen hemen her şeyi söyledi. Tabii ki bu sezon hepimiz adına daha iyi geçecektir. Çünkü takıma belki tecrübeli oyuncular katılacak. Biz onlardan neler öğrenebiliriz diye kovalayacağız sürekli. Antrenmanda gerek kızacaklar, gerek destekleyecekler. Bunlar hep bizim gelişimimiz adına olumlu şeyler. Tabii geçen sene hepimiz çoğumuz ilk defa profesyonel liglerde oynadık. Şimdi bu sene bir ligi tanıyoruz, ligi biliyoruz. Hocamızı biliyoruz. Arkadaşlarımızı biliyoruz. Yeni gelecek olan abilerimiz gelecekse onları tanıyacağız. Çok iyi bir takım oluşturup bu seneyi zaten her zaman söylediğim gibi bu spor armasına yakışır şekilde mücadelemizi vereceğiz yine. Ben ikinize bir örnek istiyorum. Pablo Martín Bataja su sporu şampiyonluk işlemi aslında çocuk yaşayabilir. Şu anda Pablo Martín Bataja'yla aynı sağlam plan yapıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz nasıl etkiliyorsunuz? Ben başlayayım. Pablo Martín Bataja zaten hani bizim için hem idol, hem efsane, hem şimdi hoca oldu. Yani bizim için pek tarif edilebilen bir duygu değil açıkçası. Belki Tuğbe'yi de hatırlıyordur. Biz bu 15'teyken bizde de bir kere Bakırköy'de antrenmana çıkmıştı. Yani o gün herkes böyle pür dikkat onu bekledi. Şimdi beraber antrenmana çıkıyoruz. Ben tarif edemiyorum o duyguyu. Aynen 15 yaşında beraber antrenman yapmıştık Pablo'yla. O zaman bile heyecanlanmıştık. Herkes ona top atmak istiyordu. Ne yapıyor, ne yapacak? Pür dikkat ona bakıyorduk. Ne yapacak, nasıl çalım atacak, nasıl pas atıyor, nasıl iletişime geçiyor. Şu an bile mesela takımda herkes yönetiyor mesela. Oyun içinde bazen siz de görüyorsunuz oyunlara giriyor. Ya orada nerede duruyor, takım nasıl yönlendiriyor, arkadaşlar nasıl iletişim haline geçiyor, bunlar çok önemli. Benim için de çok büyük bir etken olacak bu sene. Beni çok geliştireceğini düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız, çünkü aynı mevkide oynuyoruz. Ben ondan çok şeyler kapacağımı düşünüyorum bu sene. Sürekli gideceğim yanına hocam, bana neler eksik, nelerim eksik. Sürekli soracağım, rahatsız edeceğim. Çünkü bu benim gelişimim için, kendim için Bursa Spor'un efsanesi. Pablo. Herkes ona nasıl diyeyim yani efsane gözüyle bakıyor. Biz de aynı sahaya paylaşıyor. Bizim için büyük bir şey. Siz bunun altyapısına yetiştiniz. Bu şehirde büyüdünüz. Sözün taraftarın karşısında oynayacaksınız. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Heyecanlı mısınız? Valla abi ben tüm samimiyetimle söylüyorum. Geçen sene taraftarım olmaması ve benim İki gol attığım Bandırma maçında taraftarın olmaması benim belki de hayal kırıklığımdı. Yani en büyük hayalimin gerçekleştiği günde taraftarlarımızla birlikte olmamak benim için hayal kırıklığıydı. İnşallah bu yıl o hayal kırıklığını tekrar aynı senaryoyla ama bu sefer taraftarlarımızla birlikte yaşamak istiyorum. Bence bu sene daha farklı olacak her şey. Taraftarımız da arkamızda olacak. Saha içinde bizi destekleyecekler. Biz de bu destekten daha da yararlanıp daha da iyi bir şekilde mücadelemizi vereceğiz. Ben buna sonuna kadar inanıyorum. Taraftarımızla bir başarı elde edeceğiz bu sene. Ben şunu söyleyeyim size. Özellikle Reşe'ler dinleyelim. Umarım sizin seçim çok iyi geçecek. Avrupa'da Türkiye yarışlarsanızı yapmak istiyorum. Bizde 18-19 yaşında futbolcular biz genç. Hatta 25'e kadar genç futbolcu olarak ama bu şampiyonlara gitmeyelim. 18-19 yaşında futbolcular oldukça üst düzey seviyede performans gösteriyorlar. Sizce Avrupa ve Türkiye'nin farkı sebebi ne? Sizin bu konuyla alakalı görüşeceğiniz? Ben başlayayım abi. Ben tamamen bu konuyla alakalı mentalitenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitiminden, futbol eğitiminden gerek normal eğitimine, eğitim öğretimine her şeyin etki ettiğini düşünüyorum bu konuyla alakalı. Yani sonuçta oradakiler de insan, biz de insanız. Tamamen yetiştirilme biçimiyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Benim ilk takım arkadaşım var Avrupa'da oynayan. Soruyorum. Orayla burayı arasında çok büyük fark var diyorlar. Orada çift antrenman yapıyorlar. Her gün çift antrenman yapıyorlar diyor. Ben Türkiye'den Avrupa'ya gidince ben Türkiye'de antrenman yapmıyormuşum diyorlardı mesela. Çünkü ilk gittiğim antrenmanı kustum diyorlardı. Biz burada öyle bir şey yaşamadık şu ana kadar. Belki biz de gitsek biz antrenman yapmıyormuşuz diyeceğiz. Bunun için Eren de dediği gibi yetiştirme her şeyin başında mental güçlü olmamız gerekiyor. Mental güçlü olursak eğer her şeyi başarırız kolay. Mustafa Erle yolunuz nasıl? Geç koşuları onu da gelsin bu işi aslında dedik. Adamımızı bağlı olduğumuzda geç.
iletişim fırsatı. Sizle birlikte o da maç yapıyor. Sağlıyorum. Ya hocamızla iletişimimiz her zaman iyiydi. Antrenmanlarda siz de görüyorsunuz işte takımla birlikte bize katılıyor. Gerek özel kenara çekiyor, konuşuyor, uyarılarda bulunuyor. Bazen bağırıyor, bazen şey yapıyor. Bunlar bizim gelişimimiz için hepsi. Hocamız bize güveniyor, biz de hocamıza güveniyoruz. Zaten geçen seneden de bizi tanıyor. Neler yapabileceğimizi, nasıl denir, potansiyelimizin farkında. Biz de hocamıza güvenerek istediği her şeyi yapmak için gayret gösteriyoruz. Altyapıdan tanıyoruz zaten Mustafa hocamızı. Sürekli bize ilgileniyor, sürekli bizim gelişimimiz için bize bağırıyor. Bağırması çok normal. Bizim gelişimimiz için, bizim iyiliğimizi istediği için böyle yapıyor. Mustafa Hoca'nın dediklerini bu sene daha da iyi yapmaya çalışacağız. Geçen sene tecrübesizlikler oldu, yapamadık. Ama bu sene öyle olmayacak. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Bu sene her şey daha farklı olacak. Teşekkür ederim. Son olarak bakarsak şu anda mevcut kadronun hedefi bu süper güçlerle. Tabii ki yani kısa vadede ve uzun vadede hepimizin bir hedefleri, hayalleri var. Benim hayallerimden bazıları yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Tabii ki Tuğbe'nin de gerçekleşmeye başlamıştı. Hepimiz altyapıda oynarken burada olmanın, burada oynamanın hayalini kuruyorduk. O hayal hedef oldu. Hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdi hayallerimizin hedef olabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Ben de tabii ki önümdeki örnek en yakın arkadaşım Bahsin'in abisi Enes Ünal'ın izinden bu sporu oynayıp Avrupa düzeyinde ve milli takımlarda oynamak istiyorum. İlk hedefim bu sene için söylemek istiyorum. Bu sene Bursa Spor'u Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Süper Lig'e çıkartırken bizim de desteklerimizin olmasını istiyoruz. Ondan sonraki hedefim milli takım oyuncusu olmak istiyorum. Amil takıma gitmek istiyorum. Ondan sonra Bursa Spor'u en iyi şekilde Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Hedeflerimden biri sonrası. En çok istediğim kulüp demek için United. Orada oynamayı çok istiyorum. Ben başaracağımı inanıyorum. İnşallah her şeyin başı buradan geçiyor. Burada ne kadar iyi performans sergilersek o kadar göz önünde oluruz. Son sorusu ben sormak istiyorum. Çok genç yaşlarda Bursa Spor'da forma giyiyorsunuz ve bu şans size geldi. Bu sizin sorunuz herhangi bir basketbol sorunu yoksa gerçekten çok rahat mısınız? Bu görüş olarak bunu size sormak istiyorum. İlkten başlamak istiyorum. İlk zamanlar sahaya çıktığımda ayaklarım şişiyordu. O kadar heyecanlıydım ki. Gece de erken yatıyordum mesela. Sabah bir kalkıyordum. Her yerim ağrımış bir şekilde. O kadar bir baskı vardı ki üstümde. Hep kendimi unutuyordum. Hadi bir şey olmaz. Sen bunu da atlatırsın falan da ama öyle olmuyor. Çok büyük baskı var. Ama zaman geçtikçe bu baskıyı kırıyorsun. Son zamana doğru siz de fark etmişsinizdir belki. Kırıyorsun yani. Baskı tabii ki oluyor. Yani herkeste oluyordur. Bu sadece bizde değil ama bizim ne kadar çok baskı hissetmemize sebep olan unsurlar olsa da bir o kadar da bizi rahatlatan unsurlar da oluyordu. Taraftarlarımız destek oluyordu. Abilerimiz destek oluyordu. Yani bundan dolayı ben o konuda sadece mental eşiği atlamada biraz zorluk çektim. Baskı olarak bir problem yok. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Başarılar dilerim. Sağ olun. Tecrübeli bir kişi. Tecrübeli bir kişi.